Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere FIFA'nın öncelerden, eski böyle mazilerden kalma ama gerçekten de oyuna eklenebilecek en güzel oyun modlarından bir tanesini sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Hep diyorsunuz bana abi neden hep sürekli FIFA'yı eleştiriyorsun? Neden eleştiriyorsun? İşte bu yüzden eleştiriyorum. Çünkü 2013'te, 2012'de, 2014 yıllarında oyuna eklenmiş ve kullanıcıların çok sevdiği bu oyun modlarını bu dönemlerde kaldırıp yerine getirilen saçma sapan oyun modlarını bize sunmaya çalıştıkları için ben FIFA'yı eleştiriyorum. Bu tıpkı şuna benziyor. Ben şimdi futbolcularla video çekiyorum değil mi arkadaşlar? Onyekul'a çektim en son. İdris Kanage ile görüştük. Şimdi ben gidip işte Süperstar'la video çekeceğim deyip gidip TFF 1. Lig'den bir futbolcumuza video çeksem sizler bana kızarsınız değil mi? Yayın yaptığı şey de aslında bu. Yani çok güzel, çok potansiyel olan şeyler varken bunları kaldırıp yerine getirmiş olduğu saçma şeyleri bizlere sunmaya çalışıyor. Ve ben de o yüzden EA'ye sinirleniyorum. Siz zaten eskiden FIFA'yı oynuyorsanız modu biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben size tekrardan özetleyeyim. Bizim modumuzun adı Creation Center. Yani sizlerin arkadaşlar yeni şeyler oluşturabileceğiniz bir generation yeri diyebiliriz arkadaşlar. Sizlerin böyle bazı şeyleri oluşturabileceğiniz yer. Burada ne oluşturabiliyorsunuz? Turnuva, oyuncu ve takım. Evet, şimdi bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Öncelikle videomuza tamamen başlamadan önce şunu da belirteyim ki bana hep soruyorsunuz ki o trade taktikleri veriyor musun, vermiyor musun? Trade taktiklerini yani oyundaki ultimate ettiğim için alsat taktiklerini o her şeyi Twitter üzerinden veriyorum. O yüzden Twitter adresimi takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta buraya da birkaç tane metodun nasıl yapıldığını atacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki PES'te çoğu lisans yok. Adamlar bunun için öyle ne eklemiş? Sizlerin normal bilgisayarda oluşturup data olarak bunu PlayStation'larınıza uyarlayabileceğiniz şeyler getirmiş. Ne örnek verecek olursak oyunda olmayan bir ligi, örnek veriyorum Premier Ligi, oyun arkadaşlar USB'nizi atarak dosyayı import ediyorsunuz ve bu şekilde oyuna bütün Premier Lig formaları, oyuncu yüzleri vesaire her şeyini yapabiliyorsunuz, her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Ve bunun aynısı arkadaşlar FIFA'da da vardı. Ta ki 2014 yılına kadar arkadaşlar. Bu modda siz oyunda olmayan takımları yapabiliyordunuz. Örnek verecek olsam o zaman oyunda Hacı yoktu ve siz oyuna Hacı'yı yapıp koyabiliyordunuz. Deniz Bergkamp yoktu, Deniz Bergkamp yapıp koyabiliyordunuz. Full ikon takımlarını yapıp oyuna koyabiliyordunuz. Veya kariyer modunda ikonları kullanmak istiyorsunuz veya kariyer modunda sizin oyunda bulunmayan ligden bir adam kullanmak istiyorsanız bunu bu mod sayesinde oyuna ekleyebiliyordunuz. O senelerde biliyorsunuz ki arkadaşlar Süper Lig'de sıkıntılar vardı veya insanlar başka oyuncuları örnek verecek olursam geçmişten kalma ikonları kullanmak istiyorlardı. Ve bunu yapmak için yapmaları gereken tek şey EA'in sunmuş olduğu bir web tabanlı olan bir uygulama olan EA Creation Center'ı kullanmaktı arkadaşlar. Bu sayede yeni turnuvalar, yeni takımlar ve yeni oyuncuları generate edebiliyorduk. Ve oyuncuları arkadaşlar inanılmaz detaylı yapabiliyordunuz. Oyuncunun yüzü, ayakkabıları, fiziksel davranışları, ne zaman ne yapıyor, hani her şeyini, gerçekten her şeyini ayarlayabiliyordunuz. Peki bu oyuna neden bir güzellik katıyor? Şundan dolayı katıyor. Biliyorsunuz ki insanlar kariyer modunu oynuyor. Ben yakında kariyer moduna başlayacağım. Hangi takımda başlayayım arkadaşlar? Hala karar veremedim. Yorumlara yazabilirsiniz. Kariyer moduna başlayacağım ve örnek verecek olursam ben Roberto Carlos'u diyelim takıma transfer etmek istiyorum. Hani böyle geçmişte oynuyormuş gibi kariyer modu yapmak istiyorum. Yani şu anda biz mesela 2000'lerdeyiz ve ben Roberto Carlos'u kullanmak istiyorum. İşte bu mod sayesinde onu yapabiliyordunuz arkadaşlar. Bir kariyer modu kuruyordunuz arkadaşlar. Kariyer modu takımları oluşturuyordunuz. Örnek verecek olursam eskiden bir lig oluşturuyordunuz ve bu lige işte istediğiniz takımları ekliyordunuz. İşte United olabilir. Hani farklı liglerden de ekleyebiliyorsunuz. İşte United mesela, Juventus, işte Ajax, hepsi aynı ligde düşünün. Bu tarz bir lig oluşturuyordunuz sevgili dostlar. Ve istemiş olduğunuz oyuncuları ekliyordunuz. İşte Beckham'ı ekleyebiliyordunuz. İşte Carlos'u ekleyebiliyordunuz. Zidane'ı ekleyebiliyordunuz. Kaka'nın o gençlerini ekleyebiliyordunuz. Hani Robinho'yu ekleyebiliyordunuz. İstediğiniz her şeyi yapabiliyordunuz. Ve ne oluyordu? Siz aslında şu anda oynamanıza rağmen geçmişte kariyer modu zevkini yaşıyordunuz. Yani FIFA 20'de siz arkadaş Roberto Carlos'unu, Figo'sunu, Kaka'sını, R9'unu işte hepsini transfer edebiliyordunuz. Ve bu da oyuna ne katıyordu? Çeşitlilik, değişiklik ve EA'in uğraşmadan elde edebileceği bir eğlence katıyordu arkadaşlar. Çünkü bu mod için EA hiçbir şey yapmıyordu. Bunu tamamen kullanıcı hazırlıyordu ve siz kullanıcının hazırladığı verileri de kendinize alabiliyordunuz. Gerçekten de inanılmaz bir moddu arkadaşlar. O zaman ben kariyer modu oynuyordum ve kariyer modunda sürekli işte Türk takımlarını yeniden yüzlerini falan yapıyordu Türk kardeşlerimiz. Sürekli onları indiriyordum. Takımlarımızın işte bütün o TFF 1. Ligler vesaire hani her şeyini yükleyebiliyordunuz. Aynı zamanda şöyle bir güzelliği de vardı. Arkadaşlarınızla maç yapıyorken buradaki oyuncuları kullanabiliyordunuz. Yani arkadaşımla ben maç yapıyorken
bir kadroda istediğim her oyuncuyu koyabiliyordum. Oyunda olmayan her oyuncuyu dahil edebiliyordum ve bu şekilde çok güzel, eğlenceli şeyler oluyordu sevgili arkadaşlar. O zamanlar tabi biliyorsunuz FIFA daha ilkeldi. Her şey para için değil, gerçekten eğlence içindi ve bu tarz şeylerle çok fazla eğlenebiliyordunuz sevgili dostlar. O yüzden bu modu ben sizlerle birlikte bugün bir tartışmak istedim. Biliyorsunuz ki benim FIFA kanalım var. Yani FIFA üzerine videolar çekiyorum ve senelerdir bu oyunu oynadığım için size hani bu oyunun ne kadar güzelken ne kadar ilkelleştiğini göstermeye çalışıyorum aslında. Yani düşünseniz arkadaşlar, adamlar oyuna bir şey eklemiş. Gerçekten muazzam bir şey. Yani kariyer, özellikle kariyer oyunları için inanılmaz bir şey. Ve adamlar bunu hiçbir sebep sunmadan kaldırıyor. Neden? Yani ben hani bu yüzden zaten EA Sports'a kızıyorum. Yoksa ben FIFA'yı çok seviyorum. Hani sizlerle birlikte tanışmama lazım olan, aracı olan şey zaten FIFA. O yüzden hani bu yüzden sinirleniyorum. Bana sonra demeyin hani yok sen FIFA'yı eleştiriyorsun vesaire. Tamamen kötüye gitmesen dolayı yaşıyorum. Ben FIFA'yı seviyorum arkadaşlar. Zaten FIFA'yı sevmesem 4-5 senede burada videolarını çekmem. İçerik üretmem, size taktik vermem. Ben FIFA'yı seviyorum. Zaten insan sevdiği şeyi eleştirir arkadaşlar. Sevdiği şeyi eleştirir ki daha iyi olsun. Ben sadece bunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz modlar olsa, kariyer modunu açsak, Hulit'i transfer etsek, Vieira'yı transfer etsek, Beckham'ı etsek, Carlos'u etsek, güzel içerik çıksa, örnek verecek olsak Fenerbahçe'ye Carlos'u getirsek, işte Galatasaray'a Hacı'yı getirsek, Beşiktaş'a Guti'yi getirsek, bunlar inanılmaz şeyler arkadaşlar. Ve işte geçmişte bu tarz bir mod vardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu hafta ya özellikle yarın çok enteresan bir proje gerçekleşebilir. Bilginiz olsun. Eğer eğlendiyseniz videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.